Euro 5 bitti. Sıra geldi Euro 5 Plus'a. Bayilerdeydim. Şöyle bir bakındım ne var ne yok diye. Yeni bir şeyler var mı var mı var mı diye. Yeni bir şeyler bulamayınca günün mevzusundan bahsedeyim size dedim. Euro 5 Plus, Euro 5 artı yeni emisyon standartları. Bilmeyenler için söyleyeyim. Emisyon standartları bunlar. Avrupa emisyon standartları. Ondan sonracığıma durayım şimdi. Şu baktım şu aradan geçeyim mi geçmeyeyim mi diye. Geçmeyeyim ya. Aynamı takarım. Ya kamyonete ya yandaki arabaya. Euro 5 Plus. Egzozdan çıkan gaz salınımının standardı. Bir araştırdım dedim Euro 5 şimdi haberler okuyorum işte aslında çoktan başlamış Euro 5 Plus uygulaması ama 2025 başından itibaren gelecek yılın başından itibaren satılamayacak yani satılan motorlar Euro 5 Plus olacakmış. Ben de biraz araştırdım yerli kaynaklardan değil de yabancı kaynaklardan araştırdım. Euro 5 Plus nedir? Farkı ne? Yani Euro 5'e göre Euro 5 Plus'ın farkı ne diye. Emisyon değeri olarak çok bir farkı yok. Ama emisyon kontrolünü sıkılaştırmışlar. Onu da şöyle izah edeyim. Euro 5'te bir tane oksijen sensörü vardı. Egzozun girişindeydi. Egzozun içinde bir katalizör denen bir parça var. Yani bu zararlı partikülleri ayıklayan egzoz gazı ağzından çıkmadan önce egzozun katalizör ya da katalitik konvertör denir ona neyse katalizör onun girişinde egzozun girişinde bir tane oksijen sensörü vardı ölçüm yapıyordu şimdi Euro 5'te motor yeniyken ölçüm yapıyorlarmış üzerine de bir yıpranma payı koyup sen sağ ben selamet diyorlarmış şimdi Euro 5 Plus'ta onu demeyecekler. Yabancı kaynaklar diyor ki hem girişe hem çıkışa birer tane oksijen sensörü. Yani egzozun çıkışına da oksijen sensörü ya da katalizörden sonra motorun ömrü ilerledikçe yani seneler geçtikçe katalizör görevini görmüyorsa artık bunu da kayda alıp hata verecek. Yani biz bir oksijen sensörünü hallettik. Kullananlar bilir. Oksijen sensörü hataları bu yeni teknoloji motorlarda en sık rastlanan sorunlardan bir tanesi. Kirlenir. Tam okumaz. Sürekli arıza ışığı yakar. Şimdi ikincisi geliyor. Birincisini hallettik. Bir de ikincisi geliyor. Yani yabancı kaynaklarda diyor ki egzozun bir girişinde bir de çıkışında olacak. Çıkarken de ölçeceğim gazı. Yani motosikletin atıyorum 5. senesinde, 3. senesinde daha fazla zehirli partikül geliyorsa bu sefer uyarı vereceksin. Yani ya git katalizörünü değiştir ya da temizlet. Her ne yapacaksan yap. Şimdi bu geliyor Euro 5 Plus'ta. İşte Avrupa standartları diyor ki yani 2025'in başından itibaren satılamayacak. Yani satılan her motorda. Yalnız bugün bir bayide konuşuyordum. Tabi bu duyumu aldım. Hani bayiden aldığım duyum. Bayiler stoklarındakileri 2025 başında da satmaya devam edebilecekmiş ama fabrikalardan bayilere ya da şirketlerden işte ithalatçılardan bayilere yeni Euro 5 motor gelemeyecekmiş. Stoklarda ne varsa onlar satılabilecekmiş ama devamı olmayacakmış Euro 5'in. Yani böylece bu son bu senenin aslında tümünde öyle son zamanlarda falan değil bayağı sene başından beri bu fiyat indirimlerinin nedenini de anlamış olduk bu deli kampanyaların yani tarihte görülmemiş normalde neydi hani yaz başı sezon denir ya motosiklet sezonu açıldı fiyatlar yükselirdi yaz başında yükselirdi fuar yapılır ondan sonra motorlar tanıtılır ve kış fiyatı uygulanmazdı. Şimdi öyle değil ki. Şimdi yaz yani bahar yaz böyle devamlı fiyat indirdi fiyat indirdiler. Şu anda inanılmaz inanılmaz fiyatlar var. İnanılmaz kampanyalar var.
Yani bir Japon markasının ben daha duymadım bugüne kadar. Reklam yapıyorlar. Stoktan hemen teslim. Vade farksız 12 ay taksitle. Yani bu şekilde motor satıyor Japon markaları. Yani yerli markaları saymıyorum bile. İnanılmaz fiyatlar var. Şimdi RKS mesela benim kullanım. Ben RKS kullanıyorum. RKS markasında inanılmaz inanılmaz fiyatlar var yani. Bu motoru bu fiyata nasıl veriyorsun? Biraz önce bir bayide konuşuyorduk da bak ben bu motoru bir sene önce aldım. Aynı fiyata satamıyorum şu anda. Yani o da bir ayrı bir garabet. Hani enflasyonun yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Normalde fiyatının artması lazım değil mi? Enflasyon var çünkü. Yok. Yani daha da düşmüş fiyatı. İşte sorguluyordum yani bu Euro 5 Plus öğrenmeden önce niye böyle düşüyor fiyatlar diyordum. Eğer anlaşıldı. Demek ki markalar stoklarını eritiyorlar. Ellerindeki Euro 5'lerin bir an önce elden çıkarmak istiyorlar. Muhtemelen de sene sonuna doğru bayağı daha da düşecektir fiyatlar. Bayilere verecekler. Daha bir belki de kampanyalar yapılacak. Stoklar bayilere geçtiği zaman eğer aldığım duyum doğru ise bayiler ellerindekileri satmaya devam edebileceklermiş. Yani bayi stokları şişecek. Yine yer açmak için yine bence devam edecektir. Yani gelecek senenin baharına kadar falan da belki o Euro 5'lerdeki fiyatlar belki daha da aşağı inecek. Kim bilir. Bakalım göreceğiz. Bir yandan da trafiği takip ediyorum. Duranı kalkanı. Şimdi böyle istikrarsız bir trafik gittiği zaman yani biri bir acayip mesela bak duruyorlar sağ şeritte durmuş orada alışveriş yapacak ya. Aslında trafik var bak sol şeritte durdu. Bir acayip yani ölmeden eve gittiğiniz gün kurbanı kesersiniz abi. Kimin nerede durup kalktığı belli değil. Neyse Allah'tan konuyu anlatmıştım ben size de şimdi gevezelik yapıyorum. Yani her yönden her şeyin her yöne hareket etti. Bak şimdi otobüs duracak. Solumda araba var. Allah'tan motosikletin de şeridin geri kalanını kullanarak geçebiliyorum yani. Yoksa ani dur, arkadan gelen görmesin, sana bir giydirir, tak diye. Şu camı açayım ya. Yani gençler, Euro 5 Plus emisyon değerleri değişmeyecek diyorlar ama anlaşılan o ki ikinci bir oksijen sensörümüz, nur topu gibi bir oksijen sensörümüz daha olacak. O piyasada çok ciddi bir aslında üzerine çalışılsa yani biri vaktini emeğini biraz harcasa şu oksijen sensörü işine harcasalar motosikletlerin birçoğunun oksijen sensörleri arabalarla uyumludur. Yani birçok araba modelinin oksijen sensörü belki uyuyor ama kimse araştırmıyor bunu. Bulurlar yani araştırsalar bulurlar. Böylece bu dertten kurtulmuş olur. Çünkü bulunmuyor ki. Yani bir sürü markanın bir sürü modelinin stoklarda ya da işte parça envanterinde falan mesela yok görünüyor ya da bekliyorsun. Aa işte oksijen sensörüm bozuldu. Bekle aylarca bekle. Şimdi bu ortadan kalkar. Bir delikanlı bir usta arkadaşımız şöyle hayırsever bak durdu. Niye durdu? Bak şimdi bak 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 yaptığına bak bak. Oradan en sol şeride gidecek. Sağdan sola gidecek ve duruyor. Umuru değil. Arkamda araba var mı? Trafik var mı? Neyse sinirlendim. Konuyu kapatıyorum ya. Aman Euro 5 Plus. Euro 5 Plus. Yani 2025'ten itibaren şirketler, markalar bayilerine Euro 5 gönderemeyeceklermiş. Ama onun da yolunu buluruz ya. Diyorum ya işte. Stokları yağarlar 2024-31 aralığından önce bayilere. Çok da güzel fiyatlar çekerler. Bak motosiklet almanın tam zamanı. Kullanmak için. Yatırım için değil. Al satçılar falan. Al satışı bitti zaten. Yani 6 ay 6000 kilometre kuralı ve bu fiyat politikalarından dolayı kısa zamanda vur kaç yapayım diyenler artık motosikletle çok da ilgilenmiyorlar. O yüzden de gerçek alıcı şimdi alsın. Yani gerçekten kullanmak istiyorsanız bu fiyatlara bir daha çok zor. Niye? Çünkü ya enflasyon olduğu bir ülkedeyiz. Bunun böyle durması mümkün değil. Dolar arttığı sürece bu motosikletin fiyatı artmak zorunda. Çünkü ithalata bağlı bir sektör, motosiklet sektörü. Neyse gençler, böyle işte Euro 5 Plus geliyor. 1 Ocak 2025'ten sonra geliyor ikinci oksijen sensörü. Yani ben okuduklarımı size söylüyorum. Nasıl becerilerini bilmiyorum Plus'ı da.
Ama yabancı kaynaklar diyor ki ikinci bir çıkışa da oksijen sensörü koyacaksın kardeşim diyor. Oradan da okuyacağım 5 sene sonra diyor. Katalizörün kirlendiyse diyor uyarı verecek. Hatta motorun gücünü düşürecek otomatik beyin diyor. Yani öyle bir ifade bile duydum. Nasıl olacaksa. Neyse gençler. Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda elim bırakamayacağım bu sefer. Görüşmek üzere.